Evet, selamlar. Selamlar ama niye şurada yayın gözükmüyor bana? Bir hemen kontrol etmek istiyorum. Bu arada sesten dolayı da çok özür dilerim. Malum daha kış çıkmadı. Evet, güzel yayın gelmiş, siz görebiliyorsunuz. Şurada hemen bir duraklatacağım. Hala grip nezle olabilme ihtimali var. Valla ben de nasıl kaptım bilmiyorum. Dikkat ediyorum açıkçası ama şükür zencefil bal falan süt derken boğazı kurtardık. Sadece deniz akıntısı falan var. O nedenle ses sıkıntılı. Kusura bakmayın. Ara ara da sesim kesilecek çünkü mikrofonu kapatacağım, öksüreceğim falan yani. O nedenle yayın mı takıldı, yok video mu takıldı falan diye düşünmeyin. Şimdi en son ne yapmıştık? Polonya'yı ortadan kaldırmıştık. Tabi sonra kurulur mu bilmiyorum artık. Buranın yerel halkı ne yapacak? Bize yamuk yapanlara saldırmaya, onları cezalandırmaya devam edeceğiz. Galicia'ya bunlara yapmayacağız. Kıpçaklara da bir şey yapmıyoruz şimdilik. Geride kaldı. Salgıritlere de geçtik. Evet, Hardemşahları da geçiyorum. Başka kim varmış? Tamam, bu Balkanlara ineceğiz. Karpatların güneyine ineceğiz. Hazarspitleri de geç. Evet, şeye gidiyoruz. En son İsveç'e. İsveç'e yöneleceğim. O tarafa gideceğimi söylemiştim. Sanırım bütün hamlelerimi yapmışım. Evet, bütün hamleleri yapmışız. Şey eleştirisi geliyor. Niye bu birimleri yan yana tutuyorsun? Farklı farklı yönlere gidip hani orduları tek bırak, öyle büyü, öyle genişle falan diyorlar ama herkesin oynayış tarzı. Ben böyle oynarım. Zaten gerekli binaları ve karakterlerin, bu arada orduya yeni atadık, bakalım onlara da şey veriyorlar. Hazır burayı açmışız. Integrity tam da yerindeydi işte. Integrity hususunu halletmişim ben. Yani iki orduda yan yana kalsan olur, kalmasan olur. Ben Integrity'yi halletmişim. Ordulardaki huzursuzluk mevzusunu aşmışım yani artık. Gerek yok yani. Atlokça hoş geldin. Aleykümselam. Evet. Şimdi şu companionlardan yani işte nasıl diyeyim. Aa, 3 tane mi varmış? Moral verelim o zaman. Aynen. Ordanın ordusuna moral vermiş olduk. Daha doğrusu muhafız birliğine. Melee defense, armor, zırh. Zırh verebiliriz. Evet. Spear. Aaa. Melee attack yok. Yok. Hostile agent. Şahsi güç, onu da geç, yok. Tamam, aynen. Armor verelim, Arton. Bir de buradan yine authority of armor. Çok güzel. %30'a çıkardık bir anda. Bruceller, hi bro demiş de sen daha önce Türkçe konuştun diye hatırlıyorum ben senin. Yani hi bro nedir? Yabancı mıyız biz? Kendi dilimizle konuşalım lütfen. Sonunda ya denk geldim. Sonunda seri yayını. Atlok. Evet. Ya aslında daha erken başlayacaktım. Bugün sizlere hizmet verdiğimiz yerlerin biliyorsunuz ödemeleri var. O ödemeleri yapmak için uğraşırken bir ödeme problemi açığa çıktı. Bankayla görüşüyorum yok. Karşı tarafla görüşüyorum yok. Yani anlayamadım sistemi. Bir iki gün sonra tekrar deneyeceğim. Heh, selamın aleyküm. İşte böyle. Hay bro nedir ya? Selamın aleyküm selam. İşte ödemeler çok vakit kaybettirdik. Birkaç saat kaybettim. Bankayı ara, öbür tarafı ara. Bankayı ara, öbür tarafı ara. Orayı ara, orayı ara, burayı ara. Sorunu çözemedik. Ondan geç başladım. Yani bir saat falan, bir buçuk saat böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi güzel, ordanın işlerini hallettik. Jochi'de sıkıntı yok. Cici'de. Burada da bir sıkıntı yok. Her şey tamam. Şimdi buradan Danimarka mı burası? Evet, yağmalaya yağmalaya gideceğiz. Yardıra yardıra geçeceğiz oralardan. Tamam, bir tur sonra Danimarka'nın hüküm sürdüğü topraklara giriş yaparız.
Ne ödemesi paşam? Ne ödemesi olacak? Sunucu domain ödemeleri işte. Server ödemesi şu bu. Biliyorsunuz şu anda toplamda 4 site artı 3 forum artı bir forum ve bir site daha geliyor benim yabunizampaşa.com. Şu an açık olmasına rağmen daha yayını açmadık My aslında. Şu an Lord testler of yapıyoruz. Ziopis, tomorrow his Harzemşahlar para preoccupation verelim, with this barış yapalım. one may Çok see him tamam, güzel. unleash further torments. Şu an dünyanın en güçlü ülkesi. Yani şurada gördüğünüz bütün açtığım yerlerdeki şu bayrakları gözüken bütün topluluklar içerisinde en güçlü devlet diyor ki ben sana 1000 gold vereyim ve barış yapalım. Evet, yapacağız. Yapalım. Benim için uygun. Harzemşahlarla alakalı olarak sıkıntıyı atlatmış olduk. O kış mıymış? Vallahi kış. Şöyle yapacağım. Ay, yanlış yaptım. Şöyle yaklaşalım. Buraya oba kuracağız. Oo. Ben mi yaptım hepsini? Bir dakika. Sağ tarafta bir sürü barış. Yineliyorum, sesim kötü çünkü hastayım. Girişte belirttim, yeni açanlarınız varsa. Bacı, çok bir şey kaçırmadan yaklaşık 5 dakika oldu. Hoş geldin yayına. Evet. Ya burada bir generalimizi kaybettik ya Polonya'da. O çok üzücüydü. Şimdi şu şeylere bakalım. Trabzon'la Selçuklular. Şirvanşah'la İldeniz. Herkes barış yapmış ya. Alanlarla Ata İldeniz. Alanlarla İldeniz. Ben Salguritlerle, Hazarfitlerle, Harzemlerle. Evet, güzel. Savaşta olduğumuz çok az ülke var şu an. Benim ajanlarım şimdi bir Anadolu'yu bir göz bakalım ya. Anadolu'ya bir bakalım. Çağırın bu arada arkadaşlar. Anadolu var ya. O Selçuklu isyanıyla bir tek Konya kalmış. Şu hızlı gidelim. O Trabzon olduğu yerde duruyor. Böyle iyice bir Kudüs'e Mudüs'e bir yerlere git bakayım sen. Öbürünü de şöyle şuralara getiririz. Azerbaycan'a doğru gidelim bakalım, Bakü taraflarına. Tam sonraki tura geçebiliriz. Bir de şey, artık bundan sonra daha uzun yayınlar planlıyorum. Yani bir iki saate değil de YouTube'a da artık uzun uzun atacağım. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. YouTube'daki video içerik biraz daha yine highlight'a döneceğim. Yani ne diyor? Saldırmazlık anlaşırsın. Para ver. Ya bir de git yani. Yani ağırlıklı olarak yayın tarafına, artık canlı yayına yönlenmeyi düşündüm. Evet, ben yine ses gitti. Niye gitti? Çünkü sesi kapattım. Öksürük geldi. O ne yapıyor? Danimarka buraya hemen çökecek mi? Vallahi buraya adam göndermiş almaya. Abi sen almaya adam gönder, hiç problem değil. Neyse, şöyle giriş yapalım. Şeyi kuramıyoruz. Ozan, gidebildiğimiz kadar gidelim ya. Evet. Şuraya geçtiğimiz için yetmiyor. Bir tur böyle. Şimdi bakayım nereye kadar gidebiliyoruz. Göçebe sistemini ben sevmiyorum. Ve böyle orduları yan yana hareket ettirmeme de gıcık olanlar varmış. Yorum atıyorlar. Al, kusura bakmasınlar. Benim oynama şeklim böyle. Şey oynuyor olsaydım. Total War Warhammer oynuyor olsaydım böyle oynamazdım Kaos'la tabii ki. Çünkü Kaos'la mesela orduları, iki orduyu yan yana tuttuğun an hakikaten çok büyük debuff yiyorsunuz. Ayrık ayrık yerlerde varlık göstermeniz lazım. Şimdi şuraları açmaya devam. Valla Trabzon hiçbir şey olmamış. Adamlar sapasağlam ayakta. Selçuklular büyük bir buhranın içerisinde. Eyyubiler yine kaybediyor mu buralar acaba? Oo, Kudüs'ü kuşatmış. Şey, Haçlılar.
Bu adamlar Eyyubilerle şeyleri güçsüz yapmışlar herhalde ya. Ama geri bildirim hususunda farkındalar yani. Çok bildirim yapanlar da var. Makuryalılar da açığa çıkmış. Evet. Kayri almışlar abi. Kesinlikle Eyyubiler mahvoluyor. Makuryalılar tokatlıyorlar. Bakın bu, bunu da bildirmek lazım yani. İkinci oyunumuz bu. Makuryalılar Kayri falan almış. Yani o kadar... Oo. Bu arada Adlockçu Twitch yayınlarına ne zaman başladın? Çok uzun olmadı yani. Yo, yineleyeyim. Üçüncü kez yineliyorum. Hastayım. Boğazları kurtardık. Sadece geniz akıntısı var. Geniz akıntısı var. Hastalıktan. Girişte söylemiştim tabii, siz bazılarınız girişte gelmediğiniz için. Almanlar burada mı? Holy Roman Empire. Evet, sonraki tura geçebiliriz. Elhamdülillah, moral bozukluğu yok ya. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. En nihayetinde nefes alıyoruz ha. Kalbimiz atıyor hala şükür. Ne bozacak moralimi? Ha tabii bizim medeniyetimizde şey de var. Başka kardeşinin derdiyle dertlenme var. O ondan çok var. Onu şimdi söylemeye gerek yok. Yoksa öyle dertlendiğimiz bir sürü mevzu var yani. Peçenek, kıpçak. Oo, bunlar bayağı. Bunlar da var iş. Aa, Selçuklu bir tek Konya'dan. Oho, trade authority eksi bir. Görüyor musunuz? Selçuklu bir tek Konya ve Antalya'dan ibaret. Şu an. Acaba Osmanlı mı çıkacak ya? Neyse, ilerleyen bölümlerde görürüz. Yerleşik hayata geçebiliyorsun. Ama biz onu nasıl kararlaştırdık? Önceki bölümleri izlediniz bilmiyorum da. Bu ne yapıyor ya? Bu niye bölüm dibimde geziniyor bu? Ova kuralım da biraz iyileşsin bizim ekler. Burada konaklayacağım. Tamam mı? Danimarka. Var mı bir diyeceğin? Hiçbir diyeceğin yok tabii. Hiçbir şey diyemezsin. Dünyanın en güçlü 7. topluluğu olarak dibinde bittik. Gerçi Danimarka da 14'müş bak. Azda değil ha. Hardemşahlar, Holy Roman Empire, Makuryalılar, Macarlar, Antakya. Oo, Antakya burayı kavurur ha. Neyse, devam. Heh, şu ajanlarımızı tekrar kontrol edelim. Buralarda durum ne? Görücüler bayağı varlık gösteriyor. İşte Şirvanşahlara bakarız. Şuraları bir iyice açayım ben. Eyyubiler Şam'da hala varlar. Oo, İskenderiye, İskenderiye gitmiş. Kaç tur geçti be? Daha 58 tur geçmiş. Eyyubiler yok oldu Makuryalılara. Devam ediyoruz. İsveç'e gideceğiz. İsveç'e... Will turn to the legions and they will set their swords to your people. Ne alaka şimdi ya? Aç savaşı, ne yapıyorsan yap, aç. Evet. Şimdi kimler bize savaşa girdi? İngiltere, Lorien Duklu ve Brabant Duklu. Tamam, sizlere de geleceğiz. Önce bir İsveç'i bir tokatlayayım da ondan sonra size de geleceğim ben. Hayır, ne alaka şimdi? Bunu da bildireyim ya. Bunu not alalım. Oyuna başlar başlamaz Makuryalı tokatlamak. Aynen. Eyyubilerle oynuyorsanız demek ki Makuryalılar sıkıntı olacak. Bak. Adamlar işi biliyor. Saldırmazlık anlaşması yapalım. Ne yapmayacağım şimdi?
We value friendship and look forward to receiving gold in abundance as a gift. Cüciler, Ulusof Cüci ile evet biz yani. Batu. Bu devam buradan açığa çıkmış. Şöyle bir Kuzey Afrika'yı bir şöyle bir gezelim bakalım. Diğer ajanımla da Mekke'ye doğru bir gideyim bakayım. Oho. Kutsal toprağı. Vallahi gelirim yıkarım ha burayı. Hemen bir rol playing çeviririz. Yok işte cüci bir rüya gördü, Müslüman oldu der. Hemen hemen aşağı akar. Gideriz yıkarız yakarız oraları ha. Of, trade'ler. Banner. Likes Nomad. Evet, güzel. Orada şeyi seviyormuş. Aa bir dakika, Berke bu, Berke. Berke bizim gibi kendi toplumunu sevdiği için kendi gibi göçebelerle savaşırken eksi 5 debuff yiyormuş moralde. Good in a fight. Of, artı 5 commander yani muhafızlarına artı 5 defans ve atak. Berke yaşını aldı o zaman öyle mi? Evlendirdik mi onları? Evlendirdik. Hulan Han ama hatun. Börte. Person cunning has mı? Ha ya çok da önemli değil. Berke'nin de yaşı gelmiş. Berke'yi de evlendireceğiz. Durun bakalım kimlerle evlen. Selçuklu'dan kız alalım bakalım var mı? Do not wander in like a desert beggar. Yok. Eyyubiler'de bakalım. Eyyubiler geçmiş olsun. Do not try my patience. Harzem şahlar zaten vermez bunlar kızız olsa. Şirvan şahlara bakalım. Am I İldenizlere bakalım. Do not wander in like a... Allah'ım ya Rabbim ya. Salgulitlere bakalım. I greet you. Kıpçak. Ha bunlarla daha düşmanız. Oo maske nasıl? Uf çok iyi ya. Adı da Umay'mış. Umay ana değil miydi? Sallama sallama şeyler. Bir dakika. Sallama diyorum ama. Şimdi şöyle bir furya var. Yok bilmem ne anası, yok bilmem ne eşi, yok bilmem ne hatunu, yok bilmem ne kuşu. Bir de bunlara böyle hit kazanacağız diye abuk subuk çizimler yapıp böyle internete salıyorlar. Yani biz çok konuşmak istemiyorum da böyle bir tartışma yaşamıştım. O çizimleri yapan hanım bir tane hanım var. Araştırmacı sözlü ama yani belli çevrelerce bayağı zaten şey yapılıyor. Eleştiri altında. Sallama bir şey çizmiş. Volga Bulgarlarından kız al. Volga Bulgarları ha evet bakalım. Evet Volga Bulgarlarına bakalım en son. Yok ya. Hiçbirine yok beyler. Bizim evlilik yapmayı düşündüğümüz hiçbir zenginlere bakalım. I will do you the honor of listening. Abi hiçbirinde kız yok ya. Hiç mi prensesiniz yok abi? Kız çocuğunuz ama hepinizde mi erkek çocuğu var? Alanlara bir bakabiliriz. Well. Yok. Neyse o zaman şöyle yapacağız. Berke için eş arıyoruz. Evet, sonraki tur açığa çıkacak şimdi. İyileştiniz mi siz? Şöyle yapabiliriz. Şuraya kadar getirir, öyle obo kurarız. Ben Azerbaycan'da da bir süre yaşadım. Yok bilmem ne dede, yok bilmem ne anası, yok bilmem ne kızı. Böyle olmayan olmayan bizim tarihimize... Nix hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demişsin. Bizim tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde olmayan böyle... Popüler kültürün biliyorsunuz bu dönemlerde mitolojiler böyle çok işte İskandinav, Norveç, Mısır. İlla bizde de olacak yani. Bize de böyle bir şeyleri sallayıp yamalamaya çalışıyorlar. Yani ben tasvip etmiyorum. Ve birçok bilgide sallamasyon emin olun yani uydurma. Hiç literatürde falan hiç kayıtları yok. 30 tane bilmem ne böyle... Bu arada hareket edip bir tane kare kalınca obok. Bir kare kalınca
Bir kare kalıncaya kadar oba kurulabiliyor mu? Ne deneriz. Ben 2 yapıyordum ama neyse bakalım. Değiştirmedilerse. Ajanlarımıza bakalım. Ha hareket ettirdik. Tamam geç. Devam. Ama 225 bin param var ya. Fare tıklarak nasıl hareket ediyor? Barış istiyor ama parayı benden istiyor. Şeyle scroll, bir dakika söyleyeceğim, şu turbo bitsin. Mouse'a tıklayarak haritayı nasıl hareket ettiriyorsun? Ona cevap vereceğim şimdi. Akunlarla oynuyorum. Ha evet evet. Nasıl gidiyor senin Nix şey? Campaign? A person zeal extreme. Ooo. Kojin çok iyi ya. Belki sen de buna mı gönlünü kaptırdın ya? Geç. Geç geç geç. Berke'nin puan var mı? Var. Hadi bir güzel bir hanım daha bulalım lütfen. Lütfen yalvarıyorum. Bu ne ya? Buralar niye Gürcü? Tabii siz Gürcü diyorum. Ortodoks. Gürcüleri halletmediniz tabii siz. Erdebil Gürcü olmuş bak, görüyor musun? Kugno hoş geldin, teşekkürler. Şimdi şöyle orta scroll tuşu bak. Bursalar. Gördün mü? Orta scroll tuşuna basınca, yani mouse'un o silindir tuşuna basınca böyle hareket ettirebiliyorsun. Orası sabit olacak şekilde. Vallahi eze eze gidiyoruz. Ya Sasanileri ezince, Bizans zaten Hunlarla uğraşıyordu. Ben de Etiyopyalıları da yıktım ama vassal alma. Olmaması kötü ya diyorsun. Niye vassal alamıyor mu? Alması lazım. Her yeri yıkıp yıkacağım, bir tek geri kalacak. Onu da vassal yapacaksın işte, tek şehir kalınca. Başka yerde şehir mehri varsa kabul etmez. Çıkmaz o seçenek herhalde. Ya da en başından da kutsal topraklar, musak topraklar burayı patlatacaklar herhalde. Kış. İlerlemeye devam ediyoruz. İsveç'e geliyorum. Sen bu bittin burası. Yıkacağız. Şimdi bak, bir tura kadar olmazsa, ah iyi, oba kurabiliyorum evet. Bir tura. Evet, teşekkür ediyorum. Nix bilgimi güncelledi. Bir kutucuğa kadar oba kurabiliyoruz. Ben hep 2 diye aklımda kaldığı için 2 diye şey yaptım. Güzel. Daha hızlı halledeceğiz. Kurobayı. Tamam. Danimarka'da yanımda tutuyor. Ya da milletleri kurtaramıyor musun? Kurtarabilirsin. Ha bak, kurtaramadık aslında. Biz Volga Bulgarlarını kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Normalde oluyor ama işte. Şeylerle, Hunlarla olması lazım. Vassal yapabiliyorsunuz yani. Ama Akunlarla ben de oynamadığım için bilmiyorum. Onda bir şeyleri kaldırmışlar mı acaba? Devam ediyoruz. Kuzey Afrika'yı açmaya. Vallahi eğer Haçlılar kutsal topraklara yaklaşırlarsa 4 nala aşağı inerim. Yıkarım yakarım. Ondan sonra geri dönerim. Tamam mı? Evet, bütün işini yap. Bir tek bu mu kalmış? Heh. Buraya da geleceğiz. Buraya da geleceğiz. Önce İsveç, ondan sonra buralara geleceğiz. Ağızlarına bulunanı kıracağız. Ya işte tam da benden öğrenmeye çalışıyorum. Ben de mod kurdum ya. Yani modlu oynuyoruz. Çok kötü değil mi? Kim? Flanders. Ya bunlar yürek miymiş ya? Ben anlamıyorum. Yeni bir şey mi keşfettiniz böyle? Et türü falan. Yürek, ciğer. Bunları mı yiyorsunuz siz? Bir geleceğim, ağzınızı burnunuzu kıracağım şimdi. Az kaldı. Nedir ya bu küçük küçük şehirler? Al. Danimarka savaşı açtı. Kabul etmiyor ha? Veldemar. Görürsün sen şimdi. Of, Holy Roman Empire. Bak savaş açtın, ordunu kaçırdın. Ne olacak şimdi?
Öğrendim ya, modlu olması daha güzel. Benim tek oynadığım strateji türü Total War. Ha öyle mi? Sen of Total War'u hallettikten sonraki seviye şey Europa Universalis 4. Yalnız beyler şöyle söyleyeyim size. Buralara geldik ya, çarşı karıştı. Bütün herkes şu an düşmemizde. Dibimizdeki herkes. Heh. Abi. Kaninki. İyi hadi tamam. Hadi evlenin. Hadi. Hadi izin veriyorum. Tamam evlen. Şimdi. Hamburg'u yakıp yıkıyoruz. Buralar var ya, yıkıp yıkacağım ya. Buralar var ya, yok yani. Taş üstünde taş koyma yok. İyileşmedi bizimkiler de tamam. Hamburg. Aha kral mı o? Kim bu? Ama adı lazım adı. King's Bodyguard diyor. Nerede bu herif? Vali olarak mı atamış? Öksüreceğim bir dakika. Acımıyoruz abi. Buraları yakıp yıkacağız. Yalnız bir şey diyeyim mi? Herkes dibimizdeki herkes savaşta bize şu an. Reis bir şey diyeyim mi? Söyle. Dinliyorum. Nick söyle bakalım. Hamburg'u yıkıyorum. Direkt Hamburg'u yıkıyorum. Şimdi Europa, ama sen demedin mi bir tane strateji oynayalım Total War demedin mi? Europa Universalis 4'te 1.6K yani 1500 saati varmış. Ama sen strateji oyunu tek bu dedin. Total War dedin. Balen hoş geldin. Selamlar. Ha, Total War için ilk defa Atilla ile mi girdin diyorsun? Anladım. He, tamam. Şimdi Hamburg'u tokatlıyoruz. Hamburg mamburg böyle omuz üstüne baş koymuyoruz. Bir de burada ben yağma da yapayım. Oo. Mis. Direkt savaş. Omuz üstünde baş koymuyoruz beyler. Yakıp yıkıyoruz beyler. Ben halbuki buradan geçecektim yani. Buradan geçiyordum. Sen Danimarka yani hangi çapınla bana savaş ilan edebilirsin ya? Yani? Sen kimsin? İki tane kolpa mızrakçıyla, okçuyla beni tutacağını mı zannettin sen? Ben ta Çin'den buraya asker getirmişim ya. Hiç mi istihbaratınız yok? Burada devleti de geçiniyorsunuz lan. Yamyamlar. Paşam biz orada ellemeden herkes birleşip yapacağımızı yapıp anlamadım. Atlokçu biraz daha bekletiyoruz. Yağmur yağmasın. Ha, iyi. Hava iyi. Gri. Gri, gri, gri. Hemen mancınıklarımızı da yıkacağız. Cüce burada. Piyadelerimiz, Çin'den getirdiğimiz piyadelerimiz burada. Maytap atan piyadeler. Mancınıklarla da hızlı bir şekilde şeyler nereden geliyormuş? Kuvvet, destek kuvvetleri. Zaten hepsi atlı olduğu için problem yok. Evet, hepsi atlı olduğu için problem yok. Danimarka'da savaş açıyor. Ondan sonra Hamburg'dan ordusunu çekiyor. Bu nasıl bir korkaklıktır ya? Aslında aralara Hearts of Iron koysan izlenme açısından Hearts of Iron 4 oynamıyorum ben ya. Henüz daha oynamıyorum Hearts of Iron. Biraz daha DLC çıksın ona. Biraz daha çıksın. Hatta Türkiye için bir şey bekliyorum. Türkiye'ye bir içerik ekledikleri an edineceğim oyunu. Evet, Start Battle. İlk olarak şu kapıyı açalım da. Hızlandırıyorum. Hadi bakalım. Hepsi geldi. Evet, 75. Bir dahakine yıkılacak mı? 100. Tamam, durun abi. Dur, dur bir şey yapma. Evet, hepsi geldi. Şöyle koştura koştura yazsınlar. Kapıyı yıktık. Şimdi 10. 20. Tamam. Şurayı yıkacağız. Burayı yıkacağız. Hem kuleye vuruyor hem sura vuruyor. Derken niye vuramadılar? Tek atıyor. Tek kişi atıyor. Ha, şimdi attılar.
Evet, bakın kule 80 oldu. Çünkü sura vururken kuleye de sekiyor taşlar falan. Ondan sonra kuleyi de yıkabiliyorsunuz. Evet, kule de gitti, orada gitti. Bir de buraya hemen. Evet, çok güzel. Çevremiz düşman kaynıyor ya reis. Hepsi bize karşı birleşmeden yapacağım. Aynen, haklısın. İsveç'e bir ceza verip Danimarka'yı da yakıp yıkıp buradan gideriz. Hadi abicim, hadi yıkın şurayı. Top kalmadı. Tamam, şimdi biraz da otomatik yapayım ben. Explosive round, otomatik, sıkın siz. Onlar sıkarken şu orduları da buraya getireyim. Komutanları da ayıralım hatta. Bitti mi onların atacakları? Yavaştan Çinli birimleri, daha doğrusu Çin'den getirdiğiniz o özel birimleri teknolojisiyle şundan bununla bir ileri alalım bakalım. Ey Danimarkalılar, siz gördünüz mü böyle bir ordu hayatınızda ha? Şimdi okçularımızı da bir alalım ya. Ok atabilenleri. Şu kuleyi de yıksaydık aslında yine ya. Hop! Of! Çok iyi. Vurduk. Bunları bir gruplayalım. Deer ne ya? Diğer Spearman'leri de gruba alıyorum. Yöneticilerimi de gruba alıyorum. Bunu da gruba alıyorum. Bunları da gruba alıyorum. Bunların spearmanları iyi olabilir. Light infantry olsa da dikkat etmek lazım. Az kayıpla iyi savaşlar. Birliklerin modellemeleri güzel olmuş mu? Daha önce görmediğim süvari. Dur göstereyim hadi senin için. Sen niye önceki videolarımı izlemedin? Canlı yayınlara hadi yetişemeyebilirsin. Niye izlemedin önceki yayınları, videoları? Bak birimler gayet güzel. Hızlı hızlı geçiyorum bak. Gösteriyorum ona. Birimler 10 numara. Birimler 10 numara. Bu arada yeni açanlar için söylemiyorum. Sesim kötü geliyor olabilir. Hastayım. Evet, gördün mü? Bak birimler 10 numara. Tamam mı? Bir dahakine yapmam. Çünkü yayınlanmış bir sürü bölüm var. Yani o bölümlerden izleyin beyler. Daha önce izlemiş adamlar da sıkılıyor yani. Gösterdi yine gösteriyor falan gibisinden. Beni de anlayışla karşılayın. Burayı saldılar mı? Güzel, çıkın. Bunlar direkt saldırsınlar. Buradan ateş ettireceğim şimdi. Bak mahtap atıyor bunlar ya, çok iyi. Yakıyorlar. Evet, ilk mücadele sıcak temas başladı. Şimdi bunlara mahtap attıracağım, hadi bakalım. Ragnar'ın torunlarını kesiyoruz beyler. Sıkın. Sık 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 sık, hadi bekleme hadi. Mahtaplar hadi 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 hadi. İşte bu. Yakın hepsini. Hepsinin morali düştü şu an. Böyle bir teknolojiyle karşılaşmadıkları için yamyamlar. Tabi arada bizimkiler de yiyor o hasarı. Tamam, hücum. Sen ona, sen de buna. Şimdi Moğol girişi yapabiliriz. Süvarilerime hücumumu verdim.
İşte geliyorlar. Bu arada hazır ben otomatik devam ederken bakayım. Sülfür atıyor gibi. İzliyorum tamamını. Tamamı değil res. Ha izliyorum da evet hepsini izleyemeyebiliyorsun. Evet olabilir. İlk süvari birliği giriş yaptı. Diğerleri de geliyor. Ulan hepsi mi oradan girer ya? Birazınız da şu taraftan girsin. Evet ilk beyaz bayrak geldi. Burada yığılma oldu. Ben şuradan saldırtacağım. Şöyle çekebilirsem buraya. Evet çok iyi oldu. Hadi gelin abi. Yani buradan da hücum. Evet. Çok güzel beyaz bayraklar geldi. Ona da beyaz bayrak. Şuna da beyaz bayrak. Bir tek bu mu kaldı burada? Komutanlar var bir de. Kral mı o ya? Bu kral mı ya? Bir durduralım bir bakalım da. Vallahi kral bu ya sanki. Aha Valdemar. Vallahi kral. Vallahi kral. Tamam bittin. Bittiniz oğlum. Savaşı açtığınız an kralınızı kaybettiniz. Böyle saçmalık olamaz değil mi? Hemen yayan birliklerime şu barikatı yıkmaya yönlendiriyorum. Kralı yakalayacağız. Valdemar gittin. Ragnar'ın torunlarını tokat. Hadi beyaz bayrak çekti mi? Güzel. Şunu yakalayın. Of. Ya siz böyle bir ordu gördünüz mü ya? He? İçimdeki yağmacı ruh mu açığa çıktı? Nedir abicim? Bu kadar da övmem yani ben normalde ama. Gıcık oldum şeye, savaş açmalarına. Ondan böyle yapıyorum. 50 FPS üstü için hangi PC parçaları önerirsin? Yani işlemcinin iyi olması lazım. De şu an açıkçası bir şey öneremem ya. Yani. Çünkü donanım bildiğim süper değil. Yeni güncel donanımları da açıkçası ne test ettim ne şu, kullanıyorum. Bendekiler de şu an açıkçası çok yeni birim donanım parçaları değil. Şey yapalım. Krallarını cüciyle öldüreceğiz. Orada gelecek. Hepsini tokat. Yıktınız mı orayı? Tamam. Şöyle siz şuraya çekilin. Krala bakalım. Orada nerede? Orda'yı öne verelim de. Sonuçta abileri saldıracak mı bakalım bunlar? Buraya çekti birileri. Şöyle yaparsam sanki. Cüciye bir tane komutanımız ve Subutay Cüciye orada. Nerede bunlar? Giriş yapıyorlar tamam. Valla bilemiyorum ya Bursa'dır. Valla bilemiyorum. Evet ilk veliaht. Veliaht nerede veliaht? Subutay da gelsin. Orada öne geçiyor. Fantaziye bak. Hücum. Arkadan cüce. Arkadan Subutay. Arkadan bütün birimler. Bunları da tutuyorum. Siz de saldırın. Evet Danimarka kralını. Niye yavaşladınız? Yavaşlama. Evet çok güzel. Siz de saldırın. Danimarka kralına ilk orada saldırdı. Evet çok güzel.
Kral moral dinlemiyoruz, kesiyoruz. Hızlandırıyorum. Subut şey ölüyormuş, ordu ölüyormuş. Aha. İşte düşman tamam, end battle. Danimarka kralı öldü. Of, bizim şeyler bayağı adam öldürmüşler. Maytap atanlar. Bir tanesi 101 adam öldürmüş. Mancınıklar da iş yapmış. Bu arada 40 dakika geride bıraktık. Evet, şu an görüyorsunuz Danimarka kralı diz çöktü ve ensesine bıçak, kılıç. Hamburg'u önce yağmalıyorum. Of, iyi de para gelecek ha. Of, level de atladık. Nerede bizim orada? Bu Subutay. Ordayla da yakıp yıkıyorum beyler. Of. Börek yemiş gibi şu an huzura eriştim. Danimarka saldırdığına pişman olmuştur büyük ihtimalle. Subutay'a seviye atlamış. Onu... Moon Speed, Battle Moon Speed. Zeal var. Authority var. Ona verelim. Yani Zeal Authority yapalım. Integrity çözmüştük. Missile Damage. Milton yükler değil de... Charge bonus. Bak bu olabilir ha. Enemy moral. Of, tam bizlik ha. Tamam. Şimdi mecbur böyle gitmem için buna vermem gerekiyordu. Evet, charge bonusu aldırdık. Cücinin ordusuna. Burada ne kaldı? Ordanın orduya da Integrity. Bak bunu çözelim. Integrity verdim. Bir de Authority verdim. Evet. Yalnız etrafımız bayağı düşman. O nedenle... Şimdi... Kralımız öldü. Bak burayı... Ha şura şey... Tamam, şimdi buradan sonra da... Arhus'a gideceğiz. Aynı şekilde Arhus'u yıkıp yıkacağız. Yakıp yağmalayacağız. Burada biraz daha özel birimler var gibi gözüküyor. Ondan sonra... Roskilde diyor ve sonra da... İsveç'e girip burayı yakıp tekrar şöyle bir huzurlu topraklara dönebiliriz. Oo Çepni, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demişsin. Şimdi biz az önce diyor Europa Universalis konuşuyorduk ya beyler. Çepni de şu an çok sıkı bir şekilde Europa Universalis 4 yayınları yapıyor. Takibi alabilirsiniz. Kendisini. Zaten sohbetteki adına tıklayıp kanalına erişebiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Devam edelim. Yeni açanlar için bilgi verelim. Biz normalde buradaki hiçbir ülkeyle savaşta değildik ama bir anda patır patır herkes savaşı ilan etti. İsveç'e gidiyorduk aslında biz. Onu cezalandırmaya, Erik'i. Ama bir anda topraklarından geçerken Danimarka bize tabii biz herhangi bir anlaşma yapmadığımız için üzerinden geçerken eksi bonus. Adamlar bize gıcık oldular. Savaş ilan ettiler ama büyük bir hata yaptılar. Aşağı herkesle savaştayız ama şu an. Yani neredeyse dibimizdeki herkesle savaştayız. Küçük Cermen prenslikleri, Alman prenslikleri falan hepsiyle savaştayız. Yani bir tur burada kalıp ondan sonra topuklayacağız yukarıya. Evet. Danimarka kralı savaş alanında mevta. Gerçi bir dakika. Mevta genel bir tanım mıydı? Biliyorsunuz bizim medeniyetimiz içerisinde çok fazla nokta atış kelimeler var. Ölmüş Müslüman kadın, ölmüş Müslüman erkek, ölmüş gayrimüslim erkek, ölmüş gayrimüslim kadın, hepsinin böyle özel isimleri var, adları vardı. Mevta genelde sanırım, ona bir bakalım. Mevta. Evet, ölmüş kimse. Genel ismi bu. Mütefeviye miydi? Neydi? Öyle bir sürü... Ooo, Venedik savaş ilan ediyor ve Latinlerle de mi savaşa giriyoruz? Girelim, ne olacak? Yalnız bu cılkı çıkmanın beyler. Herkes savaş ilan etti. Niye böyle yapıyorlar? Acaba papalık falan mı bize bir şey yaptı ya? Al işte.
Bütün ülkelerle savaştayız abi. Acaba bir şey mi var? Modun kendisinde çok fazla kişiyle savaşa girip böyle yakıp yıkan ülkelere herkes böyle bütün yapay zeka savaş mı ilan ediyor acaba? Onu bir soralım. Çünkü çok alakası. Venedik bana niye savaş ilan ediyor? Selçuk isyancıları yıkılmış. Selçuklular geri mi aldı? Yok. Bak işte Ermenistan'ı Kayseriler almış. Malatya'yı Antakya Prensliği. En azından sadece Konya ve Antalya'dan ibaret olan Anadolu Selçukluları Ankara'yı da almışlar. Hafsitler açığa çıkmış. Evet, Venedik bizim savaşa girdiğimizi gösteriyor. Şu ajanımız açığa çıkmış. Oo, Makure burayı da kuşatıyor. Evet, Eyyubiler yıkıldı yani net bir şekilde. Kim bu Hafsitler? Hafsitler. Şuraya bir kutsal topraklar alalım, Mekke. Ama Mekke korumasız yani şu an. Çok kötü durumda durup burası. Burada ne var? Zengiler. Erbil. Evet, burayı yıktık. İlerliyoruz. Şöyle yağma yaparak gidelim ki. Yağmayı iki tane olması lazım. Hani oba kurma tek bar olabilir ama yağma için iki bar kalması gerekiyor. Danimarka hayatına en büyük yanlışını yaptı. Devam ediyoruz. Much blood has been spilt. I suggest that we agree terms to staunch the flow on both sides. Evet, geldim. Valla ne oldu? Savaş açtım başta, ondan sonra barışalım diyorsun. Anlamadım ben bu işi. Ağzını burnunu kırmaya geleceğim ama yani. Barış marış yok. Bir de benden para istiyor. Yamyam mısınız? Şuraları bir iyicene açalım. Bu İngiltere, Fransa demek ki bunları atamadı. Bir dakika, ne? Makuryalılarla mı savaşa girdin? Ulan ne alakası var ya? Onu bir net soracağım ya bu olayı. Niye bana herkes savaş açıyor? Yakıp yıktığım için mi? Evet. Cüce'nin ordusu. Arus. Yine aynı şekilde. Hızlı mı yapsak beyler, ne diyorsunuz? Otomatik yapmıyorum. Otomatik mi yapayım? Otomatik yapayım. Derken. Yunus'cum mecburen. Sonra görüşürüz. Şu an canlı yayın var. Evet, otomatik yapacağım. Burayı da yağmalıyoruz. Var mı kaybım? Çok yok. Güzel. Önce yağma. Ordamız nerede? Orda burada. Ordayla da yıkıyoruz. Danimarka. Ben demiştim. Onu yapamıyoruz. Tamam. Sonraki tur. Cici öldüğü an yerleşik hayata geçeceğiz. Geri Kıpçak havzasına döneceğiz.
Modu bir çıkarsalar artık tadına vara biz de oynasak demiş Pugna, evet. Headless Gnome Danimarka GG demiş. Aynen öyle. Bak Barış istiyor. Default. Abi bütün herkes böyle ortaklaşa anlaşıyormuş yapay zeka. Herkes böyle 20 birim ordu gönderip karşıma böyle 300-400 bin asker. Bütün dünya. Hafsitler iyi, yine iyi. Evet. Burada var mı? Vallahi bir şey diyeyim mi? Mekke'yi şu an kutsal toprakları koruyan hiçbir Müslüman devlet yok şu an. Direkt gelseler alırlar yani. Bakayım savaştılar mı peki? Üf, üf. Savaşta olmakları bir yok. Çok kötü. Çok kötü. Bir tek Kuman isyancılarıyla aramızdı diğer herkes. Danimarka ana şehrine gidiyorum şimdi. Gidemiyorum. Kış var. Ama kış içerisinde de hareket edebiliriz. Of. Ha şuraya kadar getirebiliyorum en azından. On the move, lads. Warriors all. Move out. You have further orders? Bu arada 1'e kadar da yağma yapılabiliyormuş ya. Vay arkadaş. Of, bir dakika, burada büyük savaş var beyler. Burada büyük savaş olacak. Kaçırmazsa birimlerini, büyük savaş var. Of ya. Bu arada ses patlıyor mu? Sesim nasıl? Mikrofon bir an gülünce şey solda gördüm de göstergeyi kırmızıya çıktı. Rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Nezleyim. Ne yazık ki ses boğuk geliyor. Size. Evet, Danimarka ordularını geri çekti. Daha nereye kadar dayanacak bakalım. Daha burada şehir yok aşağı. Oo, Paris falan almış İngiltere. Geçmiş olsun. Fransa yıkıldı mı acaba? Görüşürüz Nix, kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Bu arada paramız var. 60 foot. 80. E şunları artıralım yavaştan. Integrate düşürsün. Integrate artırıyor. Bu ne yapıyor? All hordes. Aa, ben unuttum tabii. Şeyden yapılıyor bunlar. Nüfus fazlası mevzusundan yapılıyor. Tamam, sonra yaparız. Şu an durumumuz iyi. Evet, şu an bir şey yapmayacağım. Oo, hoş geldin. Vallahi kuzeyde ne yapacağım biliyor musun? Kuzeyde şey yapıyoruz. Bu arada Steam'den yazanlar var. Özür diliyorum. Niye? Çünkü alt taba düşürdü. Sağdan şey çıktı. Hah, geri geldim abicim. Hah, mis gibi. Aman bazen ne oluyor biliyor musunuz? Alt taba düştüğü zaman Total War oyunları açmıyor. Özellikle Empire Total War ve Napoleon Total War bunu yapıyor çok fazla. Bu arada Tolga, ben sana kızıyorum ama yani. Şu Company of Heroes 2 yayınlarını bitirdin. Kendin oynuyorsun. Açmıyorsun yayın. Bizleri mahrum bırakıyorsun. Şimdi kuzeyde ne yapıyorum? Normalde Polonya ile savaşıyordum. Polonya ile savaşırken İsveç bana savaş ilan etti. Polonya'yı yıktım. İsveç'e doğru giderken bir baktım bütün Alman prenslikleri bana karşı birleşti. Danimarka da savaş ilan etti. Danimarka da ilan etti. Onu da tokatlıyorum şimdi. Selahattin Evi demiş ki abi ne zaman devleti kuracaksın? Cüce öldüğü zaman. Şu an göçebeyiz. Cüce öldüğü an yerleşik hayata geçeceğiz. Evet, cüceye kuşatıyoruz. Danimarka'nın başkenti.
settlement. We take this settlement for the tribe. For the tribe. Getting on our way. Bunlar obamızı kuralım buraya. Bir bina yapalım. Şeyi artıran, food artıran. Oraya yaptık. Sana da yapalım bir food artıran. Tamam. Bunu da otomatik yapıyorum. Hızlı hızlı geçiyoruz. Hop güm. Yağmala. Ordamız nerede? Oh level attı bunlar. Mis. Mis. Campaign Moon Range. Açacağım. Açamıyorum. 4 vede turnuvada hazırlıyorum. Taktik vermeyelim. Tamam anlaşıldı. Integrity'miz 10 numara. Şöyle yaptık mı? Şimdi ordayla da yağmalıyoruz burayı. Yağmalıyorum. Yakacağım şimdi. Evet. Race. Danimarka'nın tek bir şehri kaldı beyler. Nasıl kurtaracak kendini hiçbir fikrim yok. Ama buraya da giderken burayı da yok edeceğim. Göçebeye geçecek benim yüzümden. Evet. Obayı kuralım. Obayı kurduğumuz için de bir şurada hemen food. Bu binayı da. Bina diyorum. Çadırı da kuralım. Cici ölmüyor. Ölümsüzü bulmuş. Yalnız çok. Aa bizim eşimiz gitmiş. Ölmüş bizim eş. 204 puan nedir abi? Şöyle yapalım. Destek toplayalım mı? Ne diyorsunuz? Ama gerek yok ki zaten. %66 kontrol bizde. Şöyle öldürürüz. Bir eş aratalım bakalım. Ya sonraki tur İsveç'e yürüyoruz. Yalnız burada büyük bir savaş kopacak. Ben söyleyeyim. Kesin burada iki full ordu vardır. Eminim yani. Hiç yoktansa bir tane var. Danimarka... Danimarka yıkıldı ya. Yazık. Oo İngiltere buralarda geziyor. Derken uzakta yine de. Yeni açanlar için yeniliyorum. Hastayım sesim kötü geliyor olabilir. Valla ben hiç dikkat etmedim ya. Bak sen dikkat etmişsin. Hatta evlendirdik mi? Al işte Gürcüler savaş ilan ediyorlar bizi. Alanlar Şirvanşahlı, Trabzon bize savaş haliyle. Of bir anda abi herkesle bütün ülke dünyayla savaştayız şu an ya. Bütün ülke herkesle savaştayız yani. Ülke kursam barınamayacağım. Göçebe kalacağız. Kontrol gitti. Evliliği reddediyor. Al işte. Adam evlenmeyi reddediyor. %2 kontrol düştü. 66 idi 62. Hatta daha da düşmüş. 4 düşmüş. Bak Danimarka burada. Bunların ordularına bir yiyeyim ben ya. Ayrı ayrı. Ne diyorsunuz? Of. Orda nerede orada? Abi var ya. Yakar parçalar ama. Kaçır. Of. Yalnız hepsi Spearman. Vallahi Spearman'lar. Olsun. Yeriz. Ölümüne. Yani bu savaşı yapacağız. Yalnız iki Spearman, bir Sword. Ya önce biraz oklarım, biraz böyle oyuncakla oynuyormuş gibi böyle biraz yoğururum böyle. Biraz soslarız. Ondan sonra yeriz. Yani start deployment. Yeriz. Yazmış. Headless Gnome. Önce biraz izleyelim uzaktan gülelim. Evet ordaya bakalım nasılmış tipi. Haşin bir genç olarak. Abi Empire oynuyorum şu an. İran Ankara'ya. Sen hangi ülkeyle oynuyorsun? Evet. Of bizim çadırlara bakın beyler ya. Hey yavrum. Of abi mantar gibi her yerdeyiz.
Okçular geri kaçıyor. Ben geri düzelteceğim ama. Yalnız bu atlı okçu şeyini de sevmiyorum dinamini ya. Vallahi. Böyle yazık oluyor bir şeylere. Oklamaya başladı mı bizimkiler? Arkadan ok atıyorlar mı? Atıyorlar valla. Al işte. Yazık. Böyle kalkan tutarak bizi... Ay onların okçuları da yetişemiyor ya. Baba baba. Ya Romiki iskitlerle bitirdim. Çok eğlenceliydi ama gerçekten sıkıcıydı bazen ya. Yani hiçbir orada önünüze duramıyor. Hilal taktiği. Okçuları bir buraya alıyorsun, bir öbür tarafa alıyorsun. Şimdi iyi izleyin. Aynısı onu yapacağım şimdi. Şöyle gel. Heh. Siz de bu tarafa gençler. Şimdi yapay zekanın... Bunlar Spearman'leri oyalarken arkadan ben okçularını halledeceğim şimdi. Tatarya ile. Bak nasıl eriyorlar bak. Çok da uzaklaştırmayın ki öbür tarafa dönmesin. Ah tek kaldı işte, ne yapacaksın şimdi? Generalini yakaladım bak, bir şey gitti. Al işte beyaz bayrak. Olay budur. Bak şimdi kafası karıştı. Şimdi geri mi gideyim, ileri mi gideyim? Olduğu yerde kaldı şimdi. Al işte bu kadar basit. Of ya, bu nasıl bir acizliktir değil mi beyler? Of. Ok yağmuru. Ragnar'ın torunları, anca milleti. Gece gündüz ev basın. Yalnız bizim şey mi ölecek orada? Aman ha, bizim orada ölmesin de gider ayak. Yakalayabileceklerini zannettiler ama. Bu arada niye Bodoslam'a daldırmadın diye kızmayın. Az kayıp. Sonraki tura daha az dinlenme. Daha fazla mesafe kat etme. Adamlar bana bir gıdım vuramadan. Yalnız oradan da baya canı gitmiş ha. Arkadan Spearman geliyor. Bak koştur. Nasıl çıkarız hemen? Çık. Yetişti mi? Vallahi yetişti. Burada da bunları. Hücum. Ok atmayın. O bitti mi? Hadi şuna hücum. Spearman'in de bir sürpriz yapalım bakalım. Spearman sıkıntı çünkü ilk saldırıda biliyorsunuz. Yani şey için, general için, birimlerden bahsetmiyorum. Generaliniz hemen ilk başta hemen ölebilir. O nedenle generalinizi şarjdan tutmayacaksınız. Of! Arada tost oldu. Bu kadar basit. Geçmiş olsun end battle. U şeklinde sarılırız. Gerek yok o kadar zorlamaya. Epey de Total War oynayan mod çok çekiyor beni. Aynen. Aynen. Çok iyi ya.
Olay budur işte. Outlook'cu olayı bu. Ben eğlenmesem açmazdım. Artorius hoş geldin. Hayırlı geceler diyorsun. Hoş geldin yine. Nasıl ya, biz imha etmedik mi? Otomatik. Hop. Öyle işte. Şimdi buraya oba kuramıyoruz. Seviye atladı orada. Buna Zeal artı Integrity Public Order verebiliriz. Integrity ordusuna. Burada bir Peder adlı bir garnizon da kurmuş bu. Bunu ben köşeye sıkıştırayım. Mancınıklarla dövelim. Cüce dövsün bunu. Aa, kaçtı. Yok, ben buna yetişemeyeceğim. Yalnız öbür orduyu, Subutai'yi acaba şey yapabiliyor mu? Evet, Subutai yetişiyor. Bunda okçu mu? İki tane okçusu var. İyi. Bunu da kafasını karıştıracağız. Aynı savaş taktiği. Bu savaşı da yapıyorum. Eğlenceli. Ben hoşuma gittiği için yapıyorum. Yoksa basit geçeriz. Hoşuma gittiği için oynayacağım. Siz de eğlenin. Bu Subutai'ye hastayım demiş Arnavut. Gelmezler gelmiş. Aleykümselam, hoş geldin. Yalnız burası ormanlık ya. Çok sık değildir umarım. Battle of Westergoldland. Wait diyeceğiz. Yağmur. Geçsin bakalım. Oo, sis hiç sevmem. Heh, 10 numara. CCC mi o? Abi. Sarı rengi niye kullanıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Okunmuyor. Gece modu aldım şimdi. Alt tabi mecburen. Gece hoş geldin. Bir saat falan oldu aynen. Kahraman kurt hoş geldin. İyi geceler millet demişsin. Selam demişsin. Gelmezler ne yazık ki. Evet, kaçırdım. Bir saat. Tam bir saat oldu. Bir saat 7 dakika gözüküyor. Şimdi okçularımızı öne alalım. Subutai'yi da ormana sokuyorum. Görünüyor mu? Subutai'nin iki birim gözüküyor. Şöyle yapsak. Burada şöyle bir dakika. Evet, şu an herkes, hiçbiri gözükmüyor. Hiçbir birimim gözükmüyor. Şöyle düz yürüteceğim. Hemen okçularımı öne çıkartıyorum. Ormanın içinden eğer bunlar görünmeden giderlerse, şu an hiçbir açığa çıkmadı. Bu birimler arkadan böyle sürpriz yapacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bu düzleme çekmeye çalışacağım. Yalnız bizim atlılar da ormanın içinde hiç hareket etmez yani. Obaları görüyor musunuz, obaları ilerideki? Dağlara, taşlara. Hey yavrum. Evet, şeye düştüler, tuzağa düştüler, bana yöneldiler şu an. Gene generallerini arkada yakalayıp morallerini bitirmek istiyorum. Aa, açam. Ha yok, bunlarmış. Tamam, önemli değil. Yani bakın ama çok iyi hareket etmiyorlar açıkçası. Hissedebiliyorum ben şu an. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Bir ok yağmuru başlasın. Atıyor mu bizimkiler? Evet, çok güzel. Hemen hücum ettiriyorum. Arkadan Subutai çıktı. Generali boştayken. Evet, general panik. Nereye kaçacaksın?
Evet, flankleyerek generalleri yakaladık. Şimdi şuraya da dikkat etmem lazım. Bu ormanda yakalayabilirler beni. Ve çok zayıf verebilirim. Birimler light çünkü light bow kavaları gördüğünüz gibi kav. İşte evet, çok güzel. Düşman generali öldü. Nasıl alıyorlar ya? Şimdi Mongol Lancer'ları okçulara gönderiyorum. Şu özel iki birimi burada tutacağım. Şimdi açık alana çekmem lazım. Şu okçularını hallettikten sonra rahatlayacağız. Evet, şuraya çekeceğim. Birimler gelsin. Genelde ben de o tarafa çekiyorum. Beyaz bayrak çektirmem lazım. Hadi abi. Bak yetişiyor adamlar. Cık. Yazıklar olsun. Bak Spearman'ler hatta iyi çektiler beyaz bayrak. Ama burada zayiat verdik. Bir 5-6 adam öldü orada. Tamam. Başarılı. Olay budur. Yamyam Danimarkalılar ne yapacak bizim karşımızda? Kurt kapanı, aynen öyle. İnsan ata binip ok atısı geliyor izledikçe. Aynen öyle, bak. Atmosfere bak. Sevinerek geri çekiliyorlar. Şimdi biraz yükseltiye çıkalım şunlarla. Operasyon başarılı. Şöyle artık menzil birimleri yok. Onların da şeyleri var. Yakın piyade birimleri var. Ormandalar büyük ihtimal. Onların birimlerini açığa çıkarmamız lazım. Kim bilir neredeler şimdi. Gözükmüyorlar şu an. Biraz daha yaklaştıracağım. Hadi yapmayın. Ragnar'ın torunları, bu kadar korkak olamazsınız. Hadi. Madem sen atlı okçusun, vurup kaçıyorsun, biz de çıkmıyoruz olan ormandan diyor yapay zeka şu an. Allah Allah, nerede lan bunlar? Abi göstermesi lazım bu. Ne yaptı bunlar? Geri mi çekildiler? Nereye gittiler ya? Durup bekliyor da olabilirler. Ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hiçbir Total War oyununda bu kadar şey görmedim. Allah Allah. Abi nerede bu herifler ya? Şu an ben şokum. Nerede bu herifler? Kovalıyor. Allah! Gel. Çıktılar ortaya. Tamam. Bak yine kayboluyorlar. Allah'ım yarabbim. Ama o kadar da yakından da görmesi lazım ya. Şey değil yani. Adamlar neredeyse 5 metre öteden çıktılar ya. Heh. Bir şey diyeyim mi? Ama şu an yapay zeka yapabileceği en iyisini yapıyor. En iyisini yapıyor şu an. Yani ormanlık alanda durup daha az ok yeme ve beni ormana çekip daha fazla zayiat verme. Vallahi bak, o onlar da şey atabiliyorlar, spear atabiliyorlar, cirit. Bu arada okçularımız kendi birimlerini vurabiliyor, onu da söyleyeyim yani. Atlı okçu oynamanın öyle bir kötü yanı var.
Evet, azar azar onları ormandan dışarı çıkarmaya çalışacağım. Bak görüyor musun? Kendini vurdu. Önündeki atlı, evet, beyaz bayrak geliyor oradan. Yani sayıları daha hala fazla, onu da söyleyeyim. Evet, bir tanesi beyaz bayrak. Evet, bir swordsmanlar da çıktı, kılıçlar. Diğer atlara yok, ormanın içine saldırtmam beyler. Ordum şu an çok güçlü olsa da yine saldırtmam ormanın içinde. Onu göze almıyorum. Ormandan çıkmalar lazım, öyle saldırtmam. Abi geri çekil. Heh. Çok aşağılayıcı ya. Yani bir şey diyeyim mi? Bu çok aşağılayıcı bir olay ya. Ve gerçekten süvari ağırlıklıyla piyade ağırlıklı orduların olduğu bir devleti yönetiyor olsaydım çok aşağılayıcı bir şey ya. Adamlara vuramadan ölüyorsun. Düşünsenize beyler. Heyecanlı heyecanlı giymişsin. Vatanını savunmaya savaşa gidiyorsun. Daha adamlara varamadan Spearman, kaç tane Spearman'lar kaldı? Şunlara bir odaklanın da diğerlerine. Evet, arkada kalana. Hop, gül. Beyaz bayrak geldi. Oradan da beyaz bayrak geldi. Spearman'e çekin de. Subutay'ı da saldırtayım. Spearman gitsin ortadan. Ho, işte olay budur. Hücum. Of of. Evet, end battle. Eğlenceli bir savaş daha. Biraz hızlandırın da biraz birim kessinler. Tamam, yeter. Chat'e bakalım. Reis, adamlar yan yana geliyor, sabret azıcık. Kahraman kurt, diğer atları arka... Ha, onu söyle, ona cevap vermiştim. Selçuklu ne zaman? Headless Grown. Daha Selçuklu olmaz. Ormana ateşi vermesi ki... Aslında var ya, ateşli ok ama çok yanmıyor yani. Bir etkisi olmuyor. Evet, Atlokçu zaten bilgi vermiş. Atlokçu öyle bir şey olsa harbi güzel. Evet, güzel olurdu ama... Ready for battle. Is that all? Is that all? Evet, hepsi bu. Otomatik yapıyorum ya. Evet. Danimarka'nın ordusu imha edildi. Şimdi sıra İsveç'te. Tabii bunları bir dinlendirmem lazım. Bu tur dinlenecekler. Erto. Ne oluyor ya? Beyler bozduk oyunu. Heh. Bu arada 1 saat 19 dakika olmuş. Oo, bakın bakın. Bak 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 bak. Gördü tabii, Danimarka yıkılıyor. Barış yapalım diyor. Aha, peace, evet. Bir de para istiyorsun benden. Sen görürsün şimdi. 2 tur sonra başına yıkıyorum o ülkeni. Artist. Ben Polonya ile savaşırken savaş açtı. Ragnar, bugünleri hayal ettin mi? Bak sen milletin ağzını burnunu kırdın. Aha ne? Sükteyi. Defamation. Ama kontrol düşüyor işte. Ben en sevdiğim olay o. Kontrol trait ne veriyor acaba? Olumlu bir şey veriyormuş.
Out of Favor şeyini bilmiyorum. Hani ezberimde yok ne verdi ama olumlu bir şey verdiği kesin. Ama ne yazık ki kontrol eksi 4'e düştüğü için ne yazık ki ödenek yapıyoruz işte. Hediye medya verip geçiyoruz. Roleplaying yapmış olalım. Bu arada Fransa düşmüş beyler. Paris Maris hep İngilizlerde. Selçuklularla Antakya Prensi barışı yapmış. Üf, çok kötü Selçuklu'ya bak. 3 şehirden ibaret. Mekke'de durum ne? Hayır! Hayır! Antakya Prensi hem de kralla Behemoth Mekke'ye geliyor. Abi yardıra yardıra geri döneceğiz. Anında yani. Burada biraz şey yapalım. O coğrafyaya da gideceğim. Yardıma. Role playing. Mekke Şerifliği. Burada bizi koruyacak kimse yok deyip. Cici'ye şey gönderiyor. Mektup gönderiyor. Yardım istiyor. Yardıma gideceğiz bakalım. Bir de bizi İslam'a davet ediyormuş. Belli olmaz. Girebilirim yani. Tamam bunlar biraz dinlensin burada. İyileşsinler. Abi kesin alır bak burayı. Full donanımlı gidiyor herif ya. Evet Anton. Ya Selçuk şeyin Eyyubilerin bu kadar hızlı yıkılması mantık şey değil yani güzel değil. Selçuklularda bakın dikkat ederseniz. Yani o kadar ülkeyle savaşçı olan Kıpçaklar Mıkçaklara bir şey olmuyor. Böyle neredeyse 100 tur dayanıyorlar. Selçuklularla hele Eyyubiler şu an oyundaki en güçsüz devlet gibi bir şey yani öyle söyleyeyim size. Yok oldu herifler ya. Makuryalılar yıkıyor abi şuna bak ya alttan gelen siyahi adamlar yıkıyor yani hiç yok yani gerçekçilik burada parçalanıyor. Çünkü burada çok büyük böyle Müslümanlarla Haçlılar Latinler arasında böyle sürekli savaşların olması lazım. Yani en azından birbirlerine yetmeleri gerekiyor. İlhanlılar bakın yok oluyor mesela yani Harzemşahlar birinci buraya gelmiyor falan bilmiyorum yani bir öneride bulunayım ben. Eyyubiler çok hızlı yıkılıyor onu bildirim. Bir de bence bütün Müslüman devletlerin Mekke şerifliğiyle barış yapma, onları koruma veya bu bölgeyi ellerinde bulundurma şey olmaları lazım bence yönlendirmesi. Yani herkes burayı fethetmeye çalışacak gibi düşünün. Öyle bir öneride bulunalım. Neyse şimdi İsveç'i tokatlıyorduk. Kaç tur atladık Müslüman devlet kalmadı. Gibi bir yok şey. Ajana saldırıyor yapma. Tamam bittin. Oğlum bittin lan sen. Antakya Prensi. Kesin geliyorum ya. Kesin geliyorum yani. Ne alaka benim şey yapıyorsun ya. Ajanıma hareket çekiyorsun sen. Kesin geliyorum oraya. Yakıp yıkacağım. Yok edeceğim o coğrafyayı. Vallahi öldürdü. Ajanımı öldürdü. İstihbaratıma zarar verdi. Bittin sen. İsveç'i yıktığım an direkt topukluyorum aşağı geliyorum. Direkt. Aa bakın iki ordu. Ben ne dedim size? Kesin full iki ordusu vardır demedim mi? Oo Töton tarikatına mı girmiş bu? Karar. Yoo. Büyük bir savaş. Üf, çok büyük savaş olacak burada ben söyleyeyim size. O nedenle şey yapacağım beyler. Bekleteceğim yani. Göze alamam. Piyadem çok az. Piyadem yok gibi bir şey. O nedenle yıpratacağız. Birimleri yıpratacağız. Öyle saldıracağız. O kadar atarlı konuşuyorum. Yok olmak istemiyorum. Antakya için El Fatiha. Yok canım. Antakya niye El Fatiha okuyoruz? Vallahi Fransa yıkılmış beyler. Her yeri almış şey İngiltere. Tabii şöyle de olabilir. Bir event geliyordu hatırlarsanız. Benim ilk bu modu ilk canlı yayını yaptığımda Fransa'yı seçmiştim. 3-4 tane event geliyor. Belki personal union yapmış bile olabilirler. Yani ülkeler birleşmiş olabilir. Öyle bir event gelmiş olabilir.
Barış istiyor, buranın tamamını kabul etmiş. Bu da istiyor, kabul etmiyor. Para istedikleri için kabul etmiyorum. Parasız barışalım deseler kabul edeceğim ama benden para istiyorlar. Allah. Çeyingen. Gayrimeşru bir çocuk doğdu. Hoş değil. Ben şunu planlıyorum. Selçuklulara dayansınlar diye para göndereceğim. 30 bin gold gönderirim Selçuklulara. Aynı şekilde Mekke Şerifliğine de 30 bin gold. Paramız bol zaten. Ne olacak? Dayansın abi adamlar. I greet you in my master's feared name. 21 bin gold. Speak in niye? Honesty, and you will be answered like. Param var. Ha, onun büyüklüğüne göre mi? Adamlar bassın paramazsın bir şey yapsın ne bileyim. Speak, and I will answer. 30 bin gold gönderdim. Başka kime ne yapabiliriz? Eyyubiler, Mevta Eyyubileri geç. Zengiler hiçbir şey yapamamış. İldenizler hiçbir şey yapamamış. Gürcüler şişmiş. Harzemşahlar hiçbir şey yapmıyor. Niye korumuyorsun lan sen buraları? Oh, sıkıntı. Fazla gönderme parayı çarçur etmesin. I am the knife in the dark. I could be your further help. Evet, buralar sıkıntı. Fransa yıkılmış beyler. Fransa GG. Şimdi ne yaptı bunlar? Daha hala kış şartlarım var ya. Cüceyle hemen kuşatıyorum. Birimler nasıl? İyileşme durumları. Ready for battle. Warriors all. Yok, kış şartları yok, tamam. Yalnız ben de yoruldum ve boğazım acımaya başladı artık. Kuşatalım da şurayı, bu savaşı yapıp bitirelim yayını. Bu arada bayağı teşekkür ediyorum. Şu saatte izleyen sayısı bayağı arttı. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hasta olduğum için sesim böyle kötü geliyor. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son sosyal medya hesaplarımda hemen şu an Twitch ekranında şu an canlı yayın izliyorsunuz ya, hemen altta bazı paneller var. Burada sosyal medya hesapları var. Burada bazı duyurular yapıyorum. Özellikle yayın saatleri falan da bildiriyoruz. Kaçırmayın, buraları takip edin. Pazartesi saat 8'de inşallah bir aksilik olmazsa Anthem adlı bir oyun çıktı biliyorsunuz. Çok sansasyonel oldu. Tuttu tutmadı tartışmalar var. Bizim Ahmet Şerafettin Kavurmacı oyunun Türkiye'deki belki en iyi incelemesini yazdı. En uzun hatta, detaylı. Onunla soru cevap yapacağız. Sizler de katılırsanız burada Anthem hakkında soru sorarak. Çünkü şöyle, yani incelemeyi artık herkes okumuyor. Biz metin içerik üretmeyi hala devam ettiriyoruz. Ama yazılı içeriği okumuyorsunuz beyler. Yani kabul edelim bunu. Okumanızı biz istiyoruz ama okumadığınız için metin tabanlı inceleme ile böyle etkileşimli olacak bir soru cevap yapacağız. Hem siz soru soracaksınız hem ben soru soracağım. Bir yandan da ekranda tabii Anthem'ın videoları dönüyor olacak. Böyle bir sohbet atmosferi oluşturacağız. Pazartesi saat 8'de inşallah. Buluşalım, gelin yani. İlhanların hemen yok olması, evet. Aynen, ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Of, tetanik ordu. Yine savaşlar. Bana savaş ilan edenler var. Marinitler. Granada kimde? Granada düşmüş. Aragorn almış burayı. Burada ne var? Cordoba. Almohad isyancılar ama bu İspanya'da da Müslümanlar yok olmuş belli. Aynen, Twitch yayını olacak. Twitch'te olacak. Kaçırmayın yani. Pazartesi saat 8'de hepinizi burada bekliyorum. Herkesi davet edebilirsiniz. Anthem üzerine soru cevap yapacağız. Sohbet edeceğiz. Evet. Bizi bekliyor değil mi? Bu sabahtan beri bizi bekliyor. Thirsty for battle. Stop, Willis.
Üf. Abi bu resmen bize hazırlanmış yani. Çok fazla piyadesi var. O nedenle... O nedenle hem yağma... Burayı böyle şeye tutacağız. Mancınımız da var. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Ne ihtiyaten yapalım da. Turlar geçecek. Bayağı tur geçireceğim çünkü hızlı. Endurus en başında gidiyor zaten. Eğer onu da söyleyeyim. Bakın önceki yayınlarımı izleyin. Bak görür görmez savaş ilan. Bütün dünyaya savaştayım beyler. Şu an bütün dünyaya savaştım yani. Öyle böyle değil. İlk bu modun canlı yayını yaptığımda ve onu tekrar YouTube'da mevcut. Medieval Ruhu diye böyle bir, Medieval 3 Ruhu diye bir başlıkla bulabilirsiniz hızlı şekilde aratıp. Hatta şu an bulan olursa da atabilir chat'e. Şunu yapmıştım. Ben burayı da gösterdim. Endurus Emevilerini de seçtim. Büyük bir savaşla başlıyorsunuz. Kırka kırk. Karşınızda Aragon, Kastil, Portekiz orduları. Siz de işte Müslüman devlet olarak, Endülüs Emevileri olarak bu savaşı yenerseniz varlık mücadelenizi başarıyla koruyorsunuz. Ama yenemezseniz gümlüyor. O nedenle bakın çok güzel başlıyor. Endülüs Emevileri de. İzleyebilirsiniz. O savaşı da yapmıştım ben. Evet. Evet %94. Hızlı hızlı geçiyoruz. Arkadan biri saldırmazsa, gelen olmazsa şeyin durumu çok kötü İsveç'in. Bayağı bir zayiat verdirdikten sonra savaşı yapacağım. Şimdi özellikle YouTube'dan durumu çok bilmeyenler veya hukuksuz da çok sevmiyorum. Şimdi yıllarca sen de oynamışsın. Saatlerce oynamışsın. Ya işte ben böyle böyle yapardım da bu arada Chapney attı tabii, ben link yasak. Doğru. Benim kendi atmam lazım. Şimdi buluruz tur biterken. Medieval 3 Ruhu diye. YouTube'dan şey yapar diye düşündüm ama. Bu arada... Şu aynen bir Twitch olaylarını hemen ben atıyorum. Teşekkür ederim. Chapney yoruldu ama evet. Chapney teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Daha doğrusu iyi uykular. Şu an yayında olsaydım bak sana baskın yapardım bu kadar adamla. Devam ediyoruz. Abi Şerif, Mekke Şerifli yıkıldı. Kulan diye de Orda'nın çocuğu oldu. Daha doğrusu kızıymış. Yani şu an çok kötü. Mekke'yi Haçlılar ele geçirdi beyler. Evet, ne Eyyubiler ne Selçuk hiçbir şey yapamıyorlar. Ve Haçlıların da bu kadar güçlü olmadıklarını biliyoruz. Yani sayıları çok az. Daha şehrin dışına çıkamıyorlar. Yıl 1200 yani düşünün. Siz düşünün. Yıl 1200'de Haçlıların bu kadar buraları böyle kavurduğunu falan düşünün. Yani o nedenle burada biraz dengesizlik var. Şuranın ekran görüntüsünü almak istiyorum. Alınmıyor. Şöyle alalım. Sahiplik. Niye bayrakları çıkmıyor? Heh. Şöyle çekersem. Heh. Tamam. Şu iyi oldu. Bunu modculara atalım. Bu böyle saçma bir şey olamaz yani. Makuriye falan bak. Böyle bir saçmalık olamaz. Adamların bir suçu yok. Birimler iyi olabilir. Ama Eyyubi Selçuklulara ayrı bir buff vermeleri lazım. Böyle olmaz yani. Evet devam ediyoruz. Para boşa gitti evet. Ya gitsin önemli değil. Önemli değil. Para dediğin nedir ki? Bizim için elimizin kiri. Hey yavrum. Bir de ben
Altın Ordu ordayla oynarken çok role playing yapmıyorum. Biraz böyle daha başka normal bir oyun oynuyormuş gibi diyalog kurduğum için. Kusura bakmayın. Çünkü en başına dedim bunu. Hani böyle çok fazla role playing yapmayacağım. Biraz daha böyle eğlence tarzı, biraz daha sohbetin istediği yöne meylederek. Abi ben hala uyumadım. Dün konuştuğumuzdan beri bugün yayın... Of. Ama bayağı geciktirmişsin ama. Senin erkenden yapman gerekiyordu. Çepne. Attraction of. Görüyor musun nasıl kırılıyorlar? Tabii ben yağma yaptığım için para yetiremedi. Birimlerini şey yapmış. İlgam ediyorlar. Ne diyorlar? Birimlerini dağıtmış. Aa Polonya mı onlar? Bir dakika. Valla Poland. Ama Lesser Poland. Aşağı güneydeki. Biz yukarıdakini tokatladık. İyi geceler. Hadi görüşürüz. İyicene uykunu al. Düzgün uyku düzenini hallet. Devam. İsveç'i kuşattık. Yardım da alamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Açlıktan kırılıyorlar. Hah ne diyordum? Altın Ordu'yla başlarken demiştim yani ben sohbet ederek of 10.000 gold istiyor benden. Ya bir yürü git. Ülken yok olacak. Benden bir de para mı istiyor? Para isteyip barış yapalım. Parayı sen vereceksin ben barış yapacağım. O da isterse canım. Selçuklu ne zaman gelecek? Selçuklu biraz daha böyle iyileşince gelir. Yani bu hafta içi yaparız diye düşünüyorum. Bir iki gün sonra başlarız Selçuklu'ya da. Subte'ye, Halti diye bir danışman. Ajan açığa çıkmış. Republic of Jena. Cenevizler. Şuraları açalım iyice. Aç şurayı da aç. Diğer ajanım nerede? Herkesle savaştayız ya. Herkesle savaştayız. Ya biz Selçuklu'yla oynarken Harzemşahlar, Zengiler hep buralara moralara yöneliyordu. Hiç burada nerede hani abi hareket yok. Nasıl koruyorsunuz oğlum kutsal toprakları? Şuna bak ya. Gıcık oldum ya. Artistan, Engineer, Saddle, Stifford, Mercenary, Relay Station. Bunlar hep yerleşik hayata geçtiğimiz işimize yarayacak şeyler ama. Hadi bundan başlayalım. Public. Bunlarla durum ne? Oo ikisi de şehrin dışına mı çıktı? Vallahi ikisi de denize kaçmışlar. Kaçarsın tabii. Yağma, devam. What you can't steal, burn! Attack! Bizimkiler alteration yemiş ama. Bunları bıraktırıp şey mi yapsam ya? Ya da neyse devam. Birkaç tur daha böyle hızlı geçtikten sonra şey yapalım. Kuşatalım. Harzemşahlar yan gelip yatıyor. Bütün haçlar tek yeteneğine. Valla bütün oradaki haçlara gücü yeter. Aha. Kırtçaklar barışalım diyor. Abi maske çok hoşuma gitti ya. 1500 gold veriyorlar. Barış yapamıyorlar. Kabul ettim. Kırtçaklarla barıştık. Yani Harzemşah hatta bir dakika. Şu an bir diplomasiye bakalım tur bitince. En güçlü ülke kimmiş? Volga Bulgarlarını kim yıktı abi? Kıpçaklar mı yıktı? Çernigov Ruslar yıkmış. Şimdi en güçlü ülkeye bakıyoruz bakalım.
Evet, Harzemşahlar. Şu an dünyanın en güçlü ülkesi Harzemşahlar. Bakın her yeri açtım. Bütün her ülke açığa çıktı neredeyse. Şu an dünyanın en güçlü ülkesi Harzemşahlar ve Haçlara saldırmıyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. In time, two things always smell. Fish. Şimdi Haç savaşa sokacağım onları. Antakya'ya saldırırsam ben de bütün Kuman yani Kıpçak isyancılar, Harzemşah isyancılar, Eyüp isyancılarına karşı savaşa gireceğim ve sana 100 bin gold veriyorum. Bak 100 bin gold. Hatta vazgeçin bak 50 bin, 50 binle başlatalım. 50 bin gold veriyorum sana Harzemşahlar. Abi love diyor ya 100 bin gold. Hay, kabul etti lan. Dur bir dakika düşür. 60 bin gold. Low. 80 bin gold. Abi nasıl para, nasıl bir para göz pislik çıktın ya. 90 bin gold. Moderate. Barış marış yaparsam var ya gelir yıkarım ülkeni ha. Vallahi yıkarım. Kabul etti. Evet şu an benim zorlamamla şeyler, Harzemşahlar Antakya prensliği ile savaşa girdiler. Bakalım ne olacak? Mekke'yi falan alabilecek mi? Büyük bir savaş başlattık şimdi. Bakalım Harzemşahlar kimlerle savaşta? Ver 100 bin namımız olsun. 90 bin verdim ya. CC'de görüşürüz. Kendine bak, iyi geceler. Abi savaşacak, savaşacak. Başka kaçarı yok da. Şimdi şöyle bir dakika. Harzemşahları bir seçeyim. Barış marış yaparsa var ya gelir yıkarım dedim ya. Net yıkarım yani. İlk hedefim Harzemşahlar olur. Bak vasalları girmiş mi? Vasalları girmemiş savaşa. Şeyle. Antakya'yla. Tamam Harzemşahlar bakalım ne yapacak. Ready for orders. Subutay mı bu? Orada. Ordanın seviye atlamış. Cunning. İki Cunning'e verdim. Tamam. Burada durum ne? Aha. Geri şehre mi girmiş bu? Bir sonraki tur kış. Otomatik yapsam yeneceğim. Besieging settlement. To battle. Evet %50 baya bütün her yer yıkık. Şöyle yapacağım. Geri çektim. Nedeni ready for orders. Niye hareket etmiyor? For the tribe. Thirsty for battle. Besieging settlement. Evet şu an ediyor. Şey elini geliyordum. Dinlendireceğim bu replacement al. Özür diliyorum hasta olduğum için bir boğazım bir an gıcık yaptı. Evet nezleden bir türlü şey yapamadık. Bayağı da yoruldum şimdi artık konuşup kaç saat olmuş? 2 saat olmak üzere. Bir sonraki tur kış hatta aynen. Bunu düzü şey yapacağım. Hayır canım Harzemşahlar nasıl Pers? Alakası yok. Ha kültür ayrı. Kültür konusu tabi İran'ın etkisi var. Olmaz değil. Var bölgede şüphesiz. Ama Harzemşahlar Türk. Adından anlıyorsunuz yani. İran etkisi şüphesiz. Bölgede hüküm süren ve bölgeden geçmiş her topluluğa etkisi oluyor yani. Barış yapalım, yok kabul edelim. Galicia kabul etmiyorum. Bak gelmiş geri almış şehri. Başkentini almış.
Şimdi kış İskandinav soğuğunda Hardamşah isyanları gitti. Selçuk isyanları gitti. Selçuklara da bayağı para verdik. Güçlenmesi lazım. Mekke Eyyubiler almış. Allahu Ekber. Muzaffer. Muzaffer adlı bir sultan. Eyyubiler almışlar abi. Helal lan. Vallahi helal olsun lan. Adamlar yine yaptı yapacağını. Ama tabii geri gelmez inşallah şeyler. Benim burada da ajan yok ya. Şurada var. Vallahi çok mutlu oldum ha. Bakayım barış yapmış mı şunlar? Yok, güzel savaştılar. Sicilya'yla savaştım lan, ilginç. Behemoth ölmemiş ama. Sanırım almış bırakmış mı burayı? Behemoth ölmediğine göre demek ki burası çok da ordu yoktu burada. Çünkü burayı Behemoth almıştı. Eyyubilere para bastı. Dur, Eyyubilere para gönderelim. Aynen. Adamlar... My friend, you honor this place. Eyyubilere de 14.000 gold. Hadi bakayım. Ah, your humble. Evet, Atlokçu Eyyubilere para gönderdi de gönderdim. Bak çok güzel. Trimax bilgi veriyor. Samanilerden Pehlevilere kadar. Aynen. Bak doğru. Çok güzel bilgi. Yani Müslüman Hazreti Ömer döneminde fethedildikten sonra ya İran bildiğiniz yok oldu biliyorsunuz artık. Ondan sonra işte bir süreç var. Bir 100 yıl gibi bir süreç var. Ondan sonra. Sonra hep biliyorsunuz zaten Emevilerden sonra Abbasilerin ordularının neredeyse çoğu Türk yani. Kahre'den gelmiş. Selamun aleyküm paşa, iyi yayınlar. Eyvallah. Hoş geldin. Aleyküm selam. Of, Boğa el-Kebir falan diye böyle komutanları var. Şeylerin. Abbasilerin. Çok çok önemli. Çok iyi askerler ya. Gerçekten araştırsanız. Boğa el-Kebir mesela. Aklından hiç çıkmıyor adam. Arabistan'daki ne isyanları bastırmış. Ne isyanları bastırmış. Sonra Emir-i Ümeralık diye bir statü açığa çıkıyor. Halife devleti yönetiyor. Hatta birçok özelliği kısılıyor. Bütün ülkeyi şey yönetiyor. Türkler yönetiyor falan böyle. Türk komutanlar yönetiyor. Bütün her şey vezirden ama çok daha böyle yüksek şeyleri var. Hakları var. Emir-i Ümer'e araştırırsanız bakarsınız. Neyse devam edelim biz. Şimdi burada tabii bu birimiz bu sefer şey yiyecek. Bunlar iyileşince ben saldıracağım. Sonraki tur. Evet. Devam. Memlükler çok sonra canım. Memlük değil. Emirül Ümera diyorum bak. Emirül Ümeralık diye bir devlet yönetim statüsü açığa çıkıyor. Abbasilerde. Halife sarayda. Onun dışında her şeyi Türk yönetiyor yani. Türk komutanlar yönetiyor. Tabii ben bunu övünme amacıyla söylemiyorum. Yani. Tarihi bir bilgi. Ama dönemin Trimax'ın söylediği gibi bizim dedelerin ne kadar mühim yer kapladığı böylece de açığa çıkmış olur. Haklısın. Güzel güzel bir tahlil. Trimax demiş ki benim de en sevdiğim şeydir bu Türklerdeki. Çok farklı kültürlerden kültürlerle etkileşime geçmiş. Çok farklı coğrafyalarda yurt edinmiş. Çinlilerin izole yapısına tercih ederim demiş. Evet. Yani şöyle düşün. Yani şunu demeye çalışıyor. Çinliler içerisinde böyle bir Çinleşeceğimizi anlatabiliyor muyuz? Şu anki konumumuzu tercih ederim diye. Ben de öyle aynı şekilde düşünüyorum. Noblebird, Yesui. Kimden? Of, Orda'nın bayağı çocuğu var. Yalnız Orda'nın ve Berke'nin Cüce'ye yani babalarına karşı sadakati yerlerde geziyor. Hemen onlarla bir arayı toparlayalım. Batu'yu da Berke'ye gönderiyorum. O da onunla konuşsun. Şimdi bundan da geri çekiyorum. Acaba geri çekilmeyle mi alakalı?
thirsty for battle. Niye bir anda düştü? We take this settlement for the tribe. Move out. Evet, bir sonraki kışa kalmadan şehre saldıracağım artık. Zaten 2 saate genelde şey oyunlarımda 2 oluyor. Altın Ordu oyunları da 2 tane video yayınladım. İkisi de uzun uzun. Bu da uzun olsun. 2 saat. Bu arada şu an YouTube kanalımda kaçırdıysanız Napolyon Total War oynuyorum Prusya ile. Yorucu Fransız savaşları yapmıştım. Onları izleyebilirsiniz. Son bölüm yayınlandı yani Prusya seferim YouTube kanalımda. Şu ajanları bir hareket ettirelim bakalım. Oy. Birinin bire düştü dedi. Ha, toparladık. Toparladık, tamam. Evet, sadakatler okey. Batur mu? Ha, kafam karıştı. Bir anda isim zannettim. Seviyesi, özür dilerim. Evet, Ordan'ın. Tarkan'a çıkartıyorum onu. Batu'yu da Tarkan'a çekebiliyor mu? Çekemiyoruz, tamam. Attack! Sen tamam. Warriors all! Evet, çok kötü, çok rezil durumda şu an şey. İsveç, of. Garnizon ordusu falan dağılmış, yok olmuş. Bir tur daha. Bir dakika, ondan önce şu ajanlarıma... Aman abi, bura Mekke'yi geri aldı Eyyubiler. Tebrik ediyorum onları, yapay zekayı. Şuradaki ajanım ölmeden onu da... Sen burayı aç, sen geri git. Santiago. Biliyorsunuz, Tapınak Şövalyeleri gibi Santiago Şövalyeleri de var. Mert Berk, hoş geldin. Yalnız beyler, ben kötü olmaya başladım. Hakikaten boğazım iyicene zedelendi. Şu savaşı yapalım da bitirelim artık. Bir tur sonra savaşa giriyoruz. Ben artık dinleneyim. Ya en azından bundan sonra ilerleyen saatlerde bir yayın açarsam belki Apex falan oynarım. Yani bu kadar çok konuşulacak bir oyun oynamayacağım yani. Normalde açmayacaktım ama sizde... Aha, vallahi bir tane ordusunu kaçırdı. Tamam, direkt saldırıyoruz. Direkt saldırıyoruz. Hiç. En akıllı işi yaptı. Ülkeyi yakıp yıkacağım ama onlar tabii göçebe duruma geçecekler. Geri tekrar sonra alırlarsa bilmem. Ama en mantıklı işi yaptı şu an. Tamamıyla yok olacağına... Yapay zeka, İsveç. Bir ordusunu kaçırarak, herhalde kralıydı o, denize çekildiler. Noblebird, Kojin. Political Obstruction. Oradan gitsin Influence. Evet. Oradan gitsin. Cüc'den gitmesin. Tamam, Tarkan yaptık. Şeyleri. Ordan'ı da seviye Tarkan'a çektim. Kim bu? Subutay'da Tarkan. Batu'yu alamıyorum. Onun için daha şartlar uygun değil. Rank 3 olması lazım. Evet, saldırıyoruz. Bu arada biz geleceğiz diye İsveç Kralı Karl Töton tarikatına girmiş. Bakın, Tötonlar da burada. Büyük ihtimal onlardan yardım aldılar bize karşı. Ama işlemez, bize çökmez. Headless Gnome ben kaçar demiş. Görüşmek üzere. İyi uykular. Evet. Battle of Lodis. Lodus nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. İsveç'le savaştayız şu an. Kral karşımıza. Kral mı? Kral mıydı? Ya anlarız şimdi.
ben kral dedim ama yöneticisi de çünkü yine aynı Töton tarikatının miğferlerinden takıyordu. Dedim herhalde kral da aynı şekilde. Tabi ben salladım, acaba böyle bir dinamik var mı? Tarikatlara girme falan çıkma. Hristiyanlarda. Çok oynamadık Hristiyan ülkelerle. Uf bakın yakıp yıkıldı ya. Binalar falan yıkık mıkık. Abo zaten yıkılmışız ya bunlar. Üf surlar murlar. Çok eğlenceli olacak. O buralar da yıkıntılık. Şimdi bizim ordu nereden geliyor? The enemy settlement burns. The enemy settlements yanmış. Şimdi şuradan tamam düşman. Şuradan bizimkiler geliyor. Nereden geliyor? Şurada bir yerden çıkacaklar. Bir de buradan çıkanlar var. Tamam biz buradan saldıralım. Cüceyi buraya yerleştiriyorum. Maytap atanları öne. Hemen hızlıca götüreceğim. Süvarilerimi de buraya koyuyorum. Hafif süvarilerimi arkaya koysam mı acaba diyecektim ya. 3 hafif süvariyi arkaya koyacağım. Buradaki gedikten girerler. En azından arkalama imkanımız var. Evet, start battle. Şimdi planım şu. Evet, bizim birimler de geliyor. Var mı burada kule? Şu kule bir şey atıyor mu? Atıyor. Sen ona. Şu kuleler bir şey atıyor mu bize? Abi 92 demiş diyor zaten. Yık. Bu ne lan? Bir tane mancınık var burada. Bu ne abi? Bu nasıl bir salaklıktır ya? Şuradan surdan adamlar geliyor. Onlara karşılık verelim. Siz de gelin bakalım. Tamam güzel. Evet bu biliyorsunuz mahtap atıyor bu ürünler. Atsınlar bakalım. Şu kuleyi aslında yıksak iyiydi ya. Şurada bir tane okçu tutuyor. Onu tokatlayalım. Birimler buradan çıkıyorlar mı? Daha henüz çıkmıyorlar. Bizimkiler atıyorlar mı maytap? Evet vuruyorlar şu an. Tam da vuramıyorlar ama. Yıkılacak. Nasıl bir geri bildirim nasıl olacak acaba? Burası yıkılınca ne olacak? Çok merak ediyorum. Ama ilk defa yapay zekanın düzgün bir yere mancınık koyduğunu gördüm. Yani bizim tarafa. O da onunla da böyle bir yere koymuş. Komedi ya. Hızlandırıyorum. O kadar da attılar, bir yıkamadılar. Heh, gitti tamam. Buraya ne atalım biliyor musunuz? Hepsi gitti işte. GG. Bütün birimler yok oldu buradaki. Vurabiliyorlar mı? Harcadılar mı bütün bir şeylerini? Ya, saldır. Burada ne yapıyor birimler? Bunları yıktık. Şurada bir spirim sanki Swordsman gördüm. Ya bu ayağı da okuyoruz buradan ha. Aha. Evet ordusunu böldüğü için ben daha şanslıyım bu konuda. Missile!
İyi hasar verdik garnizona. Bunlar daha çıkarma yapacak, yapamadılar. Burada imar. Medium Melee Infantry demiş. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Bunlar değil de siz gelin bakalım. Heavy birimler. Daha doğrusu mızrak eneme gelen... Ya işte iyi. Bunlar hala çıkarma yapamadılar. Ha şimdi geliyorlar. Şunları çıkarayım. Çıkanlara hücum. Mancınıklarla şurayı yıkabiliriz aslında. Burada ok yemeyelim ya. Burada ne yaptık? Bura tamam mı? Tamam. Siz gelin bakalım şöyle. Şuradaki okçuları bir halledin. Bunlar bu tarafa yürüyor olsunlar. Aa burayı... Aa. Barikatları iyi yere kurmuşlar. Evet. Karaya çıkanlara hücum. Çıktığınız yer kara değil. Cehennem, cehennem. Güm. Böyle geberirsiniz işte. Bir şey olmaz. Tank'le bizi menen. Yani roleplaying yaparak söylüyorum. Şu an şey zaten inanç olarak altın orada Tengri Gök Tanrı inancı var. Heş ne olmaz bize. Hücum borusunun sesine hayranım demiş. Kahreder öyle söylemiş. Ay, 7 kuşak beli doğrultamaz demiş şey. Arnold aynen öyle. Abi yok ettik ya. Bildiğin tam Moğol oyun tarzı oldu yani. Şurayı yıkın da. Burası tamam. Gerek kalmadı bizim girmemize. Karl. Jarl's Bodyguard. Biliyorsunuz Jarl İskandinavlarda Kinezlik gibi, bizim prenslik, Atabeylik gibi öyle bir şey var. Tam kral değil yani aslında Jarl. Jarl biraz bir düşüyor. Olması lazım kralım. Ama yine bir yönetim statü şeyini belirtiyor. Yönetici. Şuna bir ok atın bakayım. Ateşle ok atabiliyor musunuz? Ya işte öyle. Denize de kaçamıyorsunuz. Üf görüntüye bak abi. Siz gelene kadar. Orası tamam. Tamam saldırın ya. Bizim gelmemize gerek yok. O da beyaz bayrak çekti zaten. Unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Şuradaki arkaya saldığım birimler çok iyi işe yaradı. Çok adam aldım bana. Aha. Danimarka kralı hem de Toton tarikatına girmiş. Bak. Başla bak. Oğlum sizi tarikat o inandığınız abukluklar da kurtaramayacak. Çünkü kırbaç geldi, kırbaç. Hop, sen de gittin. Onlar da beyaz bayrak. GG. And battle. Victory. This is your day.
Tabii ilk başta saldırsaydım bu kadar rahat bir oyun olmayacaktı. Çünkü çok fazla Spearman'leri var. Savunmadalar. Her ne kadar yapay zeka yönetiyordu olsa bu birimlerimiz bu kadar sağlıklı bir şekilde savaştan çıkmayacaktı. O nedenle size önerim. Benim yaptığımı yapmanız. Birkaç tur geçecek. Karşı taraf zayiat verecek. Kuşatmadan dolayı. Ondan sonra böyle rahat bir savaş alacaksınız işte. Tertemiz bir savaş oldu. Şimdi diyor ki vassal yap. Bari ben yağmalıyorum. Ordu'ya da komut veriyorum. Ordu da burayı yakıp yıkacak. Race. Bak nasıl yanıyor, nasıl yanıyor. Alabiliyor musunuz kebap kokularını? Kebap kokularını alabiliyor musunuz beyler? Şiş kavurma. Gece gece de şimdi yemek yemeyin. Milletin canı çekecek. Bak nasıl yanıyor, nasıl yanıyor. İşte bu kadar. Bura niye yanmadı? Çünkü bu biraz Danimarka topraklarına giriyor. Evet, şey yıkıldı mı ona bakalım. Ben ordusunu kaçırdı diye görmüştüm. Yok. Ordusunu kaçırdı evet. Ama şey konumuna düştü sanırım. Evet, göçebe konumuna düştü. Yeni bir kral seçmişler. Tyke mı? Nasıl okunuyorsa artık. Buraya çıkmış. Tamam artık bu kadar. Ben çok yoruldum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saat bayağı da geç oldu artık. 2 saat 7 dakikadır size güzel bir yayın yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sesim için de tekrar özür diliyorum. Hastayım ne yazık ki böyle çıkıyor. Ara ara durakladım dikkat ederseniz. Bu yayını kaçıranlar da YouTube'dan izleyecekler. Onlara da buradan selam ediyorum. Temennilerim var tabii ki. Yani sosyal medya hesapları üzerinden takip ederseniz sevinirim. Pazartesi de saat 8'i unutmayın. İnşallah bir aksilik yaşamaz. Size böyle bir canlı yayında Anthem üzerine sohbet edeceğiz. Ahmet Şerafettin Kavurmacı ile birlikte. Tabii burayı herkesi bekliyorum. Bakın Total War, bu Total War yayınıydı. Sevmeyen adam izlemiyor ama Anthem sohbetini herkesi bekliyorum. Çünkü o bir oyuncu sohbeti olacak. Oyuncu canlı yayını olacak. Tamam mı? Oraya herkes gelebilir. Arkadaşlarınızı davet ederseniz sevinirim. Benim diyeceklerim bu kadar. Herkes kendine baksın. Bir sonraki canlı yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapat.